Ama böyle bir şey alet olmak istemiyorum hocam ben. Ben üst kata çıkmayacağım. Arkadaşım. En azından Arap bacıyla idare ederim. Siz sadece... Saçma oldu. Özür dilerim. Ben tamamen rolüme konsantre oldum. Hazır. Şu Arap bacıyı bir daha yapsana Tolga. Çok güzel. Beyefendi, bir buyurun. Kelimeyle kızımla aranda ne var deyin. Sonra ben montajda hepsini yaparım. Buyurun. İbiş, İbiş söyle bakayım İbiş. Bana doğruyu söyle. Kızımla aranda ne var? Çok da fazla bir şey yok yani. Bu yanlış mı anlaşılır bu? Pardon, ben şu an düşündüm bunu ya. Sizin kızınızla ne olabilir beyefendi? Hayır, kulağıma öyle şeyler geldi de. Bazı kişiler bana fısıldadı kulağıma. Kızımla aranda bir şey var dediler. Acaba doğru mu? Ne saçma oldu ya. Yani piyanist evde mi yaşıyormuş? Ben anlamadım. Hayır, onu söyledi bunu. Piyano dersi vermeye geliyor ya cuma günleri. Ha, bu mu geliyor? Evet. Ha. Hayır, onu ben değil. Ayarlamışımdır canım. Tamam, şimdi olay değişiyor. Tamam. Piyanist benim adamım. Adamın mı? Tabii. Yani öyle yapıyorum şimdi. Vay hain vay. Yok, demek ben sana söylemedim Salih abi. Onu ben şimdi bak. Bak ha. Sen oyunu gör. Sen sev. Aha, tamam. Hazırım. Çok hazırım. Buyurun. Hı. İbiş. İbiş. Söyle bakayım İbiş. Benden sır saklama. Senin benim kızımla ne gibi bir ilişkin olabilir? Kim? O piyanist mi söyledi? Evet. Aa, ben kendim elimi ele verdim yani. Değil mi? Pardon, olmadı. Söyleyecektim. Evet, pardon. Hazır. Çok üç, bu sefer tamamlıyorum. 3, 2, 1. Buyurun beyefendi. İbiş, İbiş. Buyurun beyefendi. Gel bakalım buraya İbiş. Seninle çok özel bir mesele hakkında görüşmek istiyorum. Evet. Senin güya benim kızımla ilişkin varmış. Aman efendim, olur mu öyle şey? Öyle dediler. Bazı fısıltı gazeteleri bana öyle dedi. Olur mu efendim öyle şey? Sizin dilrubanız benim için mahremdir. Bu tarz bir şey olur mu? Ben tam söylediğim hiçbir şeyin anlamını bilmiyorum. Tabii tabii tabii, 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 tabii. O zaman şey yapayım. Kim benim haremimi, haremi, mahremime girebilir? Oo, hocam başa sardık biz. Evden çıkarken bir Külhan Bey yolu veriyor Salih abi. Borusu dışarıda ötüyor herhalde. Ben tip karakteri tam anlayamadım çünkü. Arkadaşım. He. Bir 3 dakika 4 dakika bir kayıt almam lazım. Tamam. Bir tane skeç verin. Yemin ederim keseceğim. Anladım. Peki benim çok merak ettiğim bir şey var. Şimdi Salih abi faytoncuyla gittikten sonra beni montajla mı üst kata koyacaksınız? Yoksa ben onu kendi çabamla mı? O duruma bakacağım. Son kayıt 3 2 1. İbiş, 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 İbiş. Buyurun beyefendi. İbiş. Efendim. Seninle çok özel bir mesele görüşmek istiyorum. Sağdan soldan bizi dinleyenler olmasın. Beyefendi uzak. Etrafa iyi bak. Kimse yok beyefendi. Çok güzel. İbiş. Efendim. Güya senin benim kızımla bir ilişkin varmış öyle derler. Tövbe deyin, olur mu öyle şey? Öyle. Kulağıma öyle geldi. O zaman doğrudur. Aa, hayır, mutlaka kötü niyetli insanlardır onlar. Olur mu öyle şey? Yok yok, öyle dediler. O kadar kötü insan değil onlar. Ama bana git adamı vur diyor yani gözüyle. Ben bu koşullar altında ben cinayet... Efendi, yani hocam, siz evin beyisiniz. İşi uzatmayın. Benim ifademde öyle bir git vur diye bir şey oldu mu? Var mı? Beyefendi, konuyu fazla uzatmayın. Kimseyi gambazlamayın. Siz evin beyisiniz. He. Sonra da faytona binin gidin. Aklınızda kurcalayan sorular olsun. Faytonla geri dönün. Buyurun. Çok özür dileyerek son bir soru sormak istiyorum. Ben çünkü başıma geleceği biliyorum. Faytonu da ben oynamayacağım değil mi? Fatih, faytoncuya iyi gider. Faytoncu arkadaşım, olur. Arkadaşım, sizin burada kalıp kızla aşına fişne yapmanız lazım. 3, 2, 1. Kayıt. Beyefendi. Aa, buyurun. O zaman arkadaşım, hemen ben yollayayım. Zaten faytoncu senin abim. Beyefendi, başlarını fazla uzatmadan hemen soruyu sorun. Oyalanmayın. Bakın saat akıyor. Misafirimiz var. Buyurun. Öyle mi? Misafir mi var? Göya varmış. Buyurun. Ha, Göya varmış. Hazır. İbiş. Ha, benim. Gelmişsiniz. Şu anda İbiş'e sormuşsunuz. Kızımla bir ilişkin var mı? Var. İbiş hayır de. Hayır. Hayır. Bağırayım mı? Çok sızdın. Ya. Hayır yok. Ne ilişkisi be? Efendim. Buyurun beyefendi. Cevabını verin. Ama İbiş böyle efendisine böyle konuşamaz ki beyefendi. Montajda kısarlar benim. Değil mi? Hep yaptığınız bir şey yani. Evet. Doğru. Montajda kızarız. Buyurun. Lütfen. Aa, hayır canım. Ne ilişkisi? Beyefendi. Öyle konuşamaz ki ama. Aa, arkadaşım sen de yavaş konuş. Yavaş yahu. Aman ne ilişkim olacak ya. Başını böyle bükerek böyle alttan alarak. Boynunu da bük. Hah. Eğil. Tamam mı beyefendi? İbiş. He?
Anlaşıldı mı İbiş? Anlaşıldı yani. Bu haber iyi mi? Çok güzel. Artık ben gideyim. Ha. Buyurun beyefendi. Hadi ben gidiyorum. Oh çok şükür ya. Oh çok şükür. Ha onu ben söylemiyorum. Arkadaşım düzelin. Beyefendi niye bakıyorsunuz oradan? Hayır bir daha tekrar alırız diye yani. Hayır siz gittiniz. Ben gittim tamam. Evet. Bir şey unuttuysa belki evde onun için mi? Beyefendi çok gitmeyin. Siz faytonla geri döneceksiniz birazdan. Faytonla geri dönecek. Evet arkadaşım. Evet. Beyefendinin kızıyla böyle bir ilişkiniz var. Hemen beyefendinin gitmesini fırsat bilerek kız da o sırada uyanmış sahneye inmiş. Prodüksiyon bir bayan arkadaş bakın gönderin. Ha yani piyanist oynayacaksa kızı ben bir daha buraya uğramak istemiyorum. Öyle hayal etmedim kafamda. Prodüksiyon yok mu kimse? Piyanist olabilir diyorlar. Abi faytona binmemiş Salih abi. Evet tamam, piyanist çıkınca arkadaşım prodüksiyon birini ayarlayamadı. Siz sahneye gelir misiniz lütfen? Evet. Arkadaşım kusura bakmayın. Siz sadece olduğunuz yerde duracaksınız. Rica ederim. Ha buna mı dediniz? Ben bana hiç kimse bir şey demedi. Arkadaşım. Benim. Piyanist arkadaşımız bayanı oynuyor. Sizin sevdiğiniz kızı. Ha. Kendisi size cevap vermeyecek. Biz montajda yerine bir bayan koyacağız. Ve dublaj yapacağız. Siz cevabını alın. Anlaşıldı mı? Soruyu sorun cevabını alın. Soruyu sorun cevabını alın. Bir dakikanız var sonra Salih abi sizi basacak. Bastığı anki konumumu merak ediyorum ben. Sadece sohbet. Ha tamam. 3, 2, 1 kayıt. Kız yukarıdan geldi. Çok güzel bir kız. Sapsarı saçları var. Masmavi gözleri var. Buyurun. Çok seviyorsunuz kızı. Aşıksınız. Yaklaşın konuşun. Siz oradan beni nasıl hayal ediyorsunuz onu da merak ediyorum. Yani bu saydıklarınız çünkü mümkün değil yani. Arkadaşım evet. Buyurun. Gidebilir miyim yanına ben? Çok istekli değilim ama gideyim. Merhaba. Merhaba, iyi geçmişim. Arkadaşım, kızla zaten bir ilişkiniz var. Merhaba demiyorum, vurup kapıya giriyorum. Uyku mahmuru aşağı inmiş. Ben hemen seviniyorum. Siz aniden görmüşsünüz geldiğini ve çok sevindiniz. Ha. Babası da gitmiş hazır, evde kimse yok. 3, 2, 1 kayıt buyurun. 3, 2, 1 kayıt. Gel kız. Ha aman, gel. Geldi. Ben soyunayım mı hemen? Yok, ne gerek var? Saçma oldu değil mi? Çünkü babası her an gelebilir. Yani vakit nakit diye düşündüm ben. Biraz kötü bir yapıdayım, evet. İbiş çünkü bu. Arkadaşım, evet. Kıza ailenizle konuşup en kısa zamanda onu isteteceğini söyleyin babasından. Benim ailem kim ki? Ona bir yer vermemişiz. Tamam. Ailenle de konuştuk. Mutlaka... Arkadaşım, önce merhaba, günaydın. Ama merhabayı geçtik baban dediniz. Baban da çarşıya indi. 3-2-1 kayıt. 3-2-1, baban da çarşıya indi ya. Arkadaşım. Efendim? Hiç kız arkadaşınız oldu mu? Yani çok istiyorum olmasını. Bu da benim için bir antrenman bir olacak. Bir kızla nasıl konuşulur hiç bilmiyor musunuz? Yani samimi olmak lazım işte. Ne yaptın? Ha? Ne, yeni gördüğünde ne denir? Kim olduğunda? İlk gördüğünüzde ne denir? Bir yerden mi gelmiş? Üst kattan indi ya. Ha üst kattan. Ay! Şimdi mi indin sen? Mesela böyle bir yaklaşım olabilir. Olur. Tamam buyurun. 3-2-1 kayıt buyurun. Ay! Üst kattan mı geldin sen? Ne güzel iyi etti. Baban da hazır gitmişken açılıyorum ben kıza artık. Baban da hazır gitmişken sana bütün fikrimi anlatmak istiyorum. Elini kolunu omzuna al. Arkadaşım yapmak istemiyorsanız yapacaklar var. Buyurun. 3-2-1 kayıt. Samimi yaklaş. Samimi yaklaş. Evet. Yani kardeşimmiş gibi mi? Samimi derken yani dokunmaya kıyamıyorum o yüzden. Arkadaşım elini omuzuna at. Hangisine? Fark etmez. Çok farklı. Biri daha uzak olduğu için. Uzak olana. Öbür tarafa geçip yakınlaşabilirim o omzuna. Yani buradan saçma oluyorsa. Arkadaşım uzak. Evet, Salih abi bekliyor dışarıda. Salih abi dışarıda mı? Gitmedi mi? Allah Allah bu faytona binemedi bir türlü. Ben çok o yüzden gerginim demek ki. Hissediyor musun? 2, 1, kayıt.